Yazım kuralları 2.3 üstte en son şu else if'in yazımı. Ve şurada da tab tuşuna basılıyor bu aradaki boşlukta. Yani bir ileri ittiriyorsun tab tuşuna bastığın zaman. Böylece blok açılmış oluyor. Buraya şöyle bıdı 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 yani uzun uzun başka kodlar da yazılabilir. Yani burası tek satır olmak zorunda değil. Hafta 7 klasörü açalım. Tamam, iyi güncelleme var. Şey güncelleme tamam. Tabii güncelleme deyince Python'ımız da eskimiş olabilir. Python'ın son sürümüne bakalım. Heh, bak güncellenmiş. Bu da yenilenmiş arkadaşlar. Windows sürümü bastım. Çift tıklayalım. Çalıştır diyelim yeni sürümünü. Kurulumda soruyor. Tamam. Kurarken update edeyim diye soruyor. Bakalım ne olacak. Güncelleme yaptık mı acaba? Onu nasıl öğreneceğim? Burada hala 6.4 diyor. Ama bakın şuralar 30-30 olmuş. Yani bir şeyler güncellendi ama exe dosyası hala 6.4 diye gösteriyor. Şunu bir kapatıp açayım. Visual Studio'ya bakalım ne çıkacak. Şurada ne diyecek? Hiçbir şey demedi. Şuradan herhangi bir tanesi tıkladım. Yeni sürüm oldu arkadaşlar. Evet, burada yeni bir dosya açalım. Kaydettiğim hafta 6 değil, haftası 7'deyiz. Bol bol örnek yapmamız lazım aslında. Mesela diyor ki kullanıcı hava sıcaklığını eğer 5 derecenin altındaysa soğuk, buradaysa ılık bilmem ne bilmem ne. Yani şu kısmı neyse şu sıcaklıkla ilgili olanı yapmaya çalışalım. Buna da soru 1 diyelim. Soru 1 nokta P'ye uzantısını TX'te kalmaması gerekiyor. Acaba direkt şöyle yazsam da kaydete bassam. Heh, tamam. Simgesi Python olarak değişti. Şimdi diyor ki kullanıcıdan veri girilmesi gerekiyor. Şöyle bakarsak. Sıcaklık diye böyle yazsam hemen altını çizdi. Read okuma hemen hemen sizinle aynı ders anlatıyorum orada da. If komutu işte karşılaştırma. Else if, else echo ekrana yazdırma. Tamam. Şunun temasını tekrar şöyle temasını istediğiniz gibi seçiyorsunuz. Bu Notepad bu arada. Notepad++ programı. Burada da arkadaşlar Python programlama yapabiliriz. Hemen hemen Visual Studio gibi gözüküyor ama Visual Studio'da otomatik tamamlama işte şu yok, bu yok yani komutları daha rahat anlıyoruz. Yanlış yaptığımız zaman daha rahat anlıyoruz aslında. Şöyle input yazalım. Ama tabii I harfi kullanmamaya çalışıyorduk aslında. Onu kanıtlayacaktım ama yine de kabul etti. Çünkü galiba biz bunun dilini ayarlarda workspace UTF-8 diye ayarını yaptığımız için istediğim gibi kullanabiliyorum artık. Evet, bakın I harfine sorun çıkarmıyor. Sıcaklığı girdik. Derken şunu iyi de düzelteyim de. Şimdi ben bunu işte karşılaştıracağım ama bu sıcaklık değeri dikkat ettiyseniz sayısal. Yani metin şu an bu girileni biz sayıya çevirmemiz gerekiyor aslında. Yani hiçbir şey öyle değiştirmeyle falan uğraşmazsak işte sıcaklık 5 derecenin altındaysa 5 derecenin altındaysa ne diyecek? Soğuk diyecek. Eko. Bak şimdi. Yine dünkü derste karıştı. Eko değil. Biz ne yapıyorduk burada? Print komutu kullanıyoruz. Eko diğer kabuk programlama şeyindeki. Neyse birbirine çok benziyorlar. Yani bu daha uzun bir blok da olabilir. Yani tek satır olmak zorunda değil. Else yani else başka bir durumda da yine sıcaklık değeri
aralıktaysa diyor. Bakın bu sefer de tek bir değerle karşılaştırmayacağız. Galiba bu 5 derece bunun içine dahil. Yani şurasını 5 eşittir demem gerekiyor galiba. Büyük. Yani daha doğrusu 5'ten büyük de 6 ve 14 arası. 6 ve 14 arası 5'ten büyük demek. V işlemi. Biz V'leri böyle mi yapıyorduk? 5'ten büyük, 15'ten de küçükse, yani bu eşittirliği de yapabilirdik aslında. Yani şöyle de diyebilirdik. Eşittir 6 eşittir 14. Böyle de diyebilirsiniz. 15 dereceden fazla olunca da dereceden büyükse de tamamdır. Hallettik. İşte klavyeden veri okuduk. 12 diyelim. 12 derece. Bak şimdi. Arkadaşlar işte sorun şuydu. Dedim ya size bu klavyeden okudu da buraya aktaracak ama string olarak görüyor. Bu stringlerde de arkadaşlar şöyle büyüktür, küçüktürün bir anlamı yok. Yani böyle karşılaştıramıyoruz. Ya hepsinin başına int koyacağız. Int. Integer'e çevireceğiz bunların hepsini. Ya da en başta bir kere integer olarak çevirip kere de sıcaklığı integer'e kullanabiliriz. Neyse böyle tek tek bakın buna yazacağım, şuna yazacağım, şuna yazacağım, şuna yazacağım. Dört kere yazmak yerine şunu buradan alıyorum. Int'i bunun başına koyuyorum. Yani input daha yeni taze taze klavyeden girdi, sayıya çevirdi ve artık bunun türü integer oldu. String'den kurtulduk. Bakalım çalışıyor mu? 12 ılık. Bir daha çalıştıralım. Eksi 5 diyeyim. Eksi 5 soğuktur tabii ki. Bir daha çalıştırdım. 60 derece desem sıcak. Tüm ihtimaller çalışıyor arkadaşlar şu an. Acaba hiçbir şey girmezsem ne olur? Kızdı. Evet. Boş bırakırsak da içini boş girersek de göçtü. Ben integer'e çeviremem diyor. Boş bir şey. Tamamdır. Bu örnek böyle kalsın. Soru 1'i bitirdik arkadaşlar. Soru A'yı bitirdik. Yine kullanıcına giriş yapacağız arkadaşlar. Kullanıcı dedi müşteri veya işte insanlar, diğer insanlar. Otoparktaki kalan süresine göre miktar bulacak. Şu sıcak soğuğa çok benziyor aslında. Yapalım. Süre diyelim. Ama bakın süre derken Ü harfi kullanmamak gerekiyor aslında. Ha, olabildiğince Türkçe karakter kullanmamaya çalışıyoruz. Türkçe karakterler yumuşak ki Ü, Ç, Ö, Ş, I, büyük İ. Yani Türkçe karakterleri olabildiğince değişken adlarında kullanmamaya çalışıyoruz. Değişken isminde. Tabii çift tırnağın içine ise istediğimizi yazabiliriz. Çift tırnakların içine her harfi yazabiliyorsunuz. Açıklama satırlarına Python'da açıklama satırı kare değil miydi? Daha bunu kaydetmemişiz. Bunu kaydetmemiz lazım. Soru 2. Şimdi Python olduğunu anladı. Gelip de kare basarsak tamam. Ne diyordum? Türkçe karakterleri değişken adlarında kullanmamaya çalışıyoruz. Onun yerine G, yumuşak G yerine G, büyük I yerine I. Süreyi yine integer olarak alacağız arkadaşlar. Hani 5,5 saat, 4,5 saat da diyebilir. Ne yapacağız o zaman? Aslında en iyisi ben olsam şurasına float derim. Yani kayar noktalı. Kaç saat kaldığını sorsun. Float'a çevirsin. Çünkü buçuklu girilebilir. Sıcaklıkta ise 5,5 derece, 6,5 derece diye kimse yazmayacağını yazmaz diye düşündüm. Yani şu anki sıcaklık 21,9 falan. Yani onu
öyle yazmayacağına göre noktalı virgüllü. Ama burada saatte ise bir buçuk saat kaldım falan, yarım saat kaldım. 0,5 saat falan yazabilir. Şimdi arkadaşlar bir saate kadar 5 TL'ymiş. 5 TL ödemelisiniz diyecek. Sonra 1 ile 5 arasında ise saat başına 4. Burada bir değişik bir numara var. Onu hallederiz biraz sonra. Birden büyük. And. Beş saat dahil mi acaba bunun? Neyse dahil olsun. Bire eşit ve küçükse 5 TL. Birden büyükse, şimdi hemen direkt buraya print diye yazsam. Ama ne yazacağım? Şimdi kaç saat olduğunu, ben bunun işte buraya desem ki 2 saat 8 TL. Ben buraya 8 TL girin desem olmaz, sabit. Böyle diyemem yani. Bir şey ödettireceğiz ama şuradaki rakam değişiyor. 4 desem, süreyi 4 ile çarp. Biraz formül gibi oldu ama bakın. Süre kaç, ne kadar girmişse artık kullanıcı. 2 girdiyse 2 çarpı 4, 8. 8 TL ödemelisiniz diyecek mi? Biz ne yapacağız? O zaman da saati 3 lira oluyormuş. Şunu alalım. Bir de niye bir şey yapmadık? Çünkü bir, şöyle biraz yukarı alalım. Birin altında ise zaten tek para ödüyor. Tek değer. Yani 10 dakikalık durdu diyelim. 10 dakika durduysa da yine 5 TL ödeyecek. 59 dakika durduysa da yine aynı ödeyecek. Ama diğer ihtimallerde ise arkadaşlar hesap yaparak hesap makinesiyle çarpıp daha sonra yanına şu kadar ödemelisin diye yazdırdık. Kaç saat kaldınız? İşte 3 saat kaldı. Şimdi diyor ki float ve str'yi ne yaptın sen diyor. Böyle artı ile birleştiremezsin diyor. Yani kayar noktalı okuduk ya klavyeden. Bu bir float. Ama bu tarafta string. O zaman bunun çıkan sonucunu, şunun çıkan sonucu da metne dönüştürmemiz lazım. Çünkü stringleri yan yana yazacağız ya. İki string yan yana yazmak için şurası bir string olacak. TL ödemelisiniz de bir string olduğuna göre str. 6 saat kaldığıma göre ne oldu? 5 saatin üzerinde bir şey yaptık. Şunu biraz daha küçülteyim. 6 saat dediğim zaman 18 buldu. Aferin ona. Efendim işte 1,5 saat olsa, şöyle yapsam, 6 lira ödemem gerekiyor. Neden 6 lira ödeyeceğim? 1,5. 4 ile çarpılırsa 1,5. 6 olur. Nokta 5 desem. Nokta 5 deyince bizim nümerik klavyedeki virgüle basarsak anlamadı. Nokta 5. Nokta 5 dememiz gerekiyor. Virgül 5 deyince onu sayıya çeviremedim. String'i float yapamadı. Yani şuradaki İngilizce yazıları aslında burada her şey normal gibi gözüküyor. Üst tarafta. Üst tarafta kod hatası yokmuş gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama kullanıcı garip garip şeyler girerse, gidip de adını yazarsa, kaç saat kaldın diyor ama gidiyor da adını yazarsa falan, bakayım ne olacak. Ne yapayım diye ben Ahmet'i nasıl float'a çevireyim diyor. Ya da gitti boş bıraktı diyeyim. Evet. Her neyse yani kullanıcılar saçma sapan veri girebilir. Boş geçebilir. Çok fazla veri yazabilir. Yani şöyle. Bunu hesaplayabildim. Güzel. Ama eğili yaptı. Yani üslü olarak yaptı. 61 basamak. 10 üzeri 61. Kentrilyon mu oluyor bilmiyorum artık ne kadar geliyor. Bayağı bir yüksek para oldu. 4 dediğimiz zaman niye 16 lira çıktı? Çünkü 1 ile 5 saat arası 4 ile çarpılıyor.
Yani şu an her şey normal çalışıyor gibi arkadaşlar. Bu soruyu da başarmış olduk diye düşünüyorum. Üçgenin kenar uzunluklarına göre üçe ayrılmaktadır. Eşkenar, ikizkenar, çeşitkenar. Kullanıcının girdiği üç kenar uzunluğuna göre üçgenin türünü yazınız. Bu da kolay bir soru bence. Yani bana göre kolay. Uzantısını P'ye vermezseniz o arkadaşlar anlamaz. Yani şunu kaydete bastık. Soru 4 dedim. Enter'a bastım. Ama bakın text olarak kaldı. Olmaz. P'ye uzantılı olacak. Dikkat edin. Peki yanlışlıkla başka uzantı verirsek ne olacak? Bakın. Ona uygun simgeyi getiriyor. Mesela HTML yapsam. Bakın HTML simgesi geldi. C#. C. Ondan sonra PHP, fil simgesi çıktı. JavaScript, JavaScript, CSS. Hangi dil varsa arkadaşlar, o uzantısı hangi dildeyse onu otomatik anlıyor. Bilmediği bir uzantı da olabilir. Evet. Bilmediği dedim. Buna eklenti kuruyorsunuz ya. Uzantılardan başka dilleri de desteklemesini istiyorsanız buraya geliyorsunuz. O dili kurduktan sonra mesela Basic diyelim. Arkadaşlar o zaman uzantı desteği gelmiş olacak. Tamam. Şunun uzantısını bırakmayalım. Uzantısız kalmasın. Üçgenin kenar uzunluklarını girecek. Muhtemelen integer isteyecektir. Ama belki float da isteyebilir. A kenarı. Şimdi bunu çoğaltmak istiyorum. Yani buna 3 kere yapacağım. Ctrl D'ye mi basıyorduk? Evet. Ctrl D'ye bastığınız zaman o bulunduğunuz satırı çoğaltıyor. Şimdi ne diyor? Eşkenar, çeşitkenar, ikizkenar. İki kenara eşitse ikizkenar oluyor. Eşkenar da hepsinin eşit olması demektir. Yani A B'ye eşit oluyor. And B C'ye eşit oluyor. Tabii böyle yazmamamız lazım. Kenara. Burada bir altı kırmızı kaldı. Acaba neden böyle oldu? Çünkü eşittir. Eşit olup olmadığına bakarken eşit eşit dememiz gerekiyor. Yani tek eşittir koyduğunuz zaman arkadaşlar karşılaştırma eşitlik olmuyor. İki eşittir yazıyorsunuz. A B'ye eşit. B de C'ye eşitse hepsi birbirine eşit olduğuna göre şimdi eşkenar olduğunu nereden biliyoruz? Yani kuralları da biliyoruz. Yani matematikteki kuralları da bilmemiz gerekiyor. Eşkenar neydi? İkizkenar neydi? Eşkenar. Yani eşit kenar. Şimdi ikizkenar olduğunu nasıl anlarız? A kenarı, B kenarı buna eşit olabilir. Or A ile B, A ile B'de eşit olduktan sonra doğru. İkiz kenarın, iki kenarının eşit olduğu yeterli oluyor. Ama aslında A kenarı B kenarına da eşit olabilir. B kenarı şimdi ne oldu? A B'ye eşitse veya A C'ye eşitse veya B C'ye eşitse. Tamam mı? Bu üçünden birisini tutması durumunda bu bir ister else deriz. Yani bunların ikisi eşkenar veya ikizkenar değilse ne eşkenar ne de ikizkenarsa zaten ne olur? Çeşitkenar olur. Direkt else de diyebiliriz. Else de kullanabiliriz. Veya işte
El, elif deyip başlarız karşılaştırmaya. Çeşit kenar. Heh, şöyle olacak. A kenarı eşit değil. B kenarına eşit değilse ve A kenarı B kenarına da eşit değilse ve B kenarı C kenarına eşit değilse, bakın hiçbiri birbirine eşit değil. Bunu da yapabilirsiniz. Önce kenarları girdik arkadaşlar. Veri girişini hallettik. Float olarak okuduk. Integer de yapabilirdik ama olsun. Eşkenar olması için A'nın B'ye, A C de olabilir. Heh, ama bir dakika, şöyle bir şey. Şimdi C'yi burada niye karıştırmadık? A ile C'yi, onu söyleyeyim. A'yı, yani bir kenarını üçgenin. Heh, şimdi ben A ile B'yi karşılaştırdım ya. Şurada. B ile de C'yi karşılaştırdım. A ile C'yi niye karşılaştırmadık? Şununla şunu. A ile C'yi niye karşılaştırmadık? Çünkü zaten A ile B birbirine eşitse, B de C ile eşitse, A C'ye de eşit olmuş oluyor. Yani tekrar bir and koymama gerek yok. A kenarı eşit eşit, C kenarı dememize gerek kalmıyor. A kenarını gir. 2 yazalım. B'yi 3 yapalım. C'yi 2 yapalım. Bak şimdi bu ne çıkar? İkizkenar çıkması lazım. Evet. Nereden bildi ikizkenar olduğunu? A ile C birbirine eşit olduğu için. Bir de eşkenar yapalım. 5, 5, 5. Enter'a basacağım. Eşkenar. Eşkenar da çalıştı. Çeşit kenar yapalım. Evet, çeşit kenar da çalışıyor. Şu an doğru bir şekilde çalışıyor gibi gözüküyor. Yukarı ok tuşuna bastığımız zaman komut sisteminde arkadaşlar önceki geri geliyor ve Enter tuşuna basarak çalıştırıyorum. İşte diyor ki Python exe D'deki bilmem ne dosyası. Bir deneme daha yapayım, emin olayım. Mesela 1,5 diyeceğim ama virgülü kullanamam. Nokta 5. 1,5. Ama 1,4 olsun. Yine ne olur arkadaşlar? İkizkenar. 3,3. 3,3. 3,3. 3,3. 3,3. Enter. Heh, üçgenim, tamam. Benim sayfamda da hocam siz hangi dilleri biliyorsunuz? Programlama dilleri diye şöyle hemen hızlıca bir tanıtım yapayım. İşte arkadaşlar şu iyi olanları ana dil gibi kabul edersek, işte C Sharp, Delphi, HTML5, PHP, SQL, Visual Basic. Bunlar da iyi olduğumu düşünüyorum. Ama daha öğrenmem gereken mesela Python dilini orta seviyede. Blender 3D'nin içinde de var Python dili. Web programlama dili, web programlama dili ve Visual Basic'te hemen her yerde bir programlama dili. Java ile çok uğraşmadım ama yine de onda da proje yapabiliyoruz. Flash eskiden dedim 3-5 yıl önce Flash oyunları diye internette bul insanlar girip oradan oyun oynuyor, film. İşte YouTube Flash'a ihtiyaç duyuyordu. Onlar artık bitti. Arduino robot programlama. Arduino. Android. Mobil programlama. Bunlarla da ilgili şöyle hafif şeyler var. Çalışmalar. Projelerin listesini buradan filtreleyebiliyoruz. İşte Flash'la yapılmış olan 2004. 2014 en son. Bırakmışız. 2014'ten sonra artık Flash'ı terk ettik. Animate diye bir program var Flash'ın. Onunla ilgili benzer çalışmalar yapılabilir. Ofiste yaptığım
Excel programıyla yaptığım birkaç uygulama var. Gösterelim. Aslında onda da normal Visual Studio'da veya bir programlama dilinde yaptığınız şeyleri Excel'de, Word'de de yapabiliyorsunuz aslında. Eskiden yaptığım, son 20 yılda yaptığım, işte Unity'de yaptığım Android uygulamaları, diğer uygulamaları buradan bulabilirsiniz. Süreleri yazıyor. Ne kadar uğraşmışım, kaç satır kod yazmışız. Bakın 26.000 satır. Bir projede bazen çok az 50 satır kod da olabiliyor. Ya da çok az, daha da azı da olabiliyor. Ama bazılarında da gördüğünüz gibi 26.000 projelerden 3.000, 5.000 satır, 80.000 satır. Bir projede yani görüyorsunuz çok fazla uğraştım, yıllarca uğraştım da oluyor. Yani 2-3 yıl projeyle uğraştığım oluyor. Evet, böyle projeler bayağı bir aşağı doğru gidiyor gidiyor. 24.000 satır, 8.000 satır. En son uğraştığım Unity Track Game'de de onda da 3.000 satır, 3.200 satır oldu arkadaşlar. 2 aydır uğraştığım bir proje. Burada 1 ay diyor ama tabii bu eski siteyi de güncellemem gerekiyor. Bunları da söyleyeyim dedim arkadaşlar. Kullanıcıdan boy ve ağırlık değerini alacak. VKI denilen bir şey hesaplayacak. Vücut kitle indeksi. Bakalım ne çıkacak. Yani şey, önce bir yapalım problemi. Boy ve ağırlığını gireceğiz. Boy. Boyu genelde biz tam sayı kullanıyoruz. Yani integer olarak işte 1.70 falan diyoruz. 77.5 demiyoruz. O yüzden arkadaşlar bunu integer olarak alıyorum. Kilo ise buçuklu olabilir. Ona dikkat. Önce bir hesap yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu direkt if'e dalmadan önce if işte 18-25 arasındaysa şöyle diyeceğiz, böyle diyeceğiz falan. Bunları if ile halledeceğiz. Ama bundan önce bir hesap yapmamız gerekiyor şunu. Formülü VKI denilen şeyi hesaplıyoruz. Ağırlık dedi kilo yani. Ben ağırlık diye yazmamıştım ama. Neyse kilo bölü boyla boyu çarpacağız. Boy metre cinsinden verilmeliymiş. Ha, şuraya uyaracağız. Şeyde hiç söylemiyor. Ağırlığın şeyini söylemiyor ama o da kilogramdır. Tamamdır. Metre dedi yani 1.6 falan öyle yazacağız. Gidip de 165 yazmayacağız. Santimetre yazmayacağız. Boyu parantezine almadım. Çünkü zaten çarpma ve bölmede eşit oldukları için ha bunu kiloyu bu ilk boya bölmüşsünüz sonra çarpmışsınız boyla. Aa bir dakika olmaz. Bu bölen bölüm bölünen yani şurasını maalesef adamların dediği gibi yapmamız gerekiyormuş. Tamam böyle yapmamız lazım yoksa sonuç farklı çıkabilir. Buna dikkat ettik. Tamam. Belki I denilen şey 18'den peki 18'den küçükse ne olacak? Onu söylememişler. Bu aralıktaysa 25 eşit ve 30'dan küçükse de kilolu. Bakalım ne çıkacak. Tamam bu kadar. Program bu kadar arkadaşlar. Metre olarak boyunu girecek, kilosunu girecek, hesap yapacak dördüncü satırda. Daha sonra da sonucunu ekrana basacak. 170 metre olarak girdik. Bakın santime, kendim söylüyorum, kendim yanlış yapıyorum. 1.7 derken, bu sefer de arkadaşlar ben dedim ya boyunu herhalde tam sayı olarak girer diye düşünmüştüm ama meğerse burası da float olacakmış.
Tamamdır. 1.70, 70 kilo, mesela 1.65, 55 kilo olsa ne olur? Ha, normal. 1.65 boy varsa 55 kilo normalmiş. 65 olursa ne olur peki? Ha, bu da normal. Güzel. 65'e kadar normal. Olursa ne olur? Tabii kilolu. Evet. Kısa boylu diyelim. Ama 75 kilo 65'in üzerine çıkmaya başladıkça kilolu olmaya başlıyor. Acaba zayıf diye bir şey var mı diyeceğim ama işte zayıfla ilgili hiç burada bir de ciddi obez diye bir şey varmış. 30 ve yüksekse obez. 35 ve daha fazlaysa ciddi obez. Kopyala yapıştır. 35'ten de büyükse artık ciddi obez. Ben şu şey zayıf olayını da yapmak isterdim. Yani şurada niye 18'in altını yazmamışlar ki? Bence bütün ihtimaller olsun. Tamamdır. Bakın 18'in altında zayıf, 18'e eşit diyeceğim herhalde. 18'e eşit ve 25'ten küçükse normal, 25'e eşit 30'dan küçükse kilolu, obez. Bütün aralıkları arkadaşlar yaptım. Çalıştıra basalım. Mesela boyu 1.70 dedik. Kilosu da 45 olsun. Zayıf. Evet bakın. Boyu 1.70 ama çok çok hafif. Yani ağırlık olarak az olduğu zaman zayıf oldu. Şimdi 1.70 olan bir vatandaşın peki 150 kilo olursa ne olur? Ciddi obez olur. Süper. Tamam. Evet bu örnekte tam çalıştığı gibi gözüküyor. Verileri düzgün girmek gerekiyor. Yurt dışındaki vatandaşlar kilogram yerine başka bir şey kullanıyor olabilir. Metre yerine başka bir şey kullanıyor olabilir ama bizim aynı formül geçerli mi onu bilmiyorum açıkçası. Diğerlerinde de. Tamam. Kullanıcıdan adını, maaşını, çalışma yılını 3 kere veri girecek. 0 ile 5 arası ise %10, 6 ile 10 arasında 15, 25 zam alacak. Niye adını alacak? Çünkü sayın bilmem ne diyecek. Zamlı maaşınız da bu kadardır diyecek. Şu soru çok kısa gibi gözüküyor arkadaşlar. Cevabı uzun olabilir. Neyse ona bakacağız. Şimdi gelelim şuna. Soru 5. 3 veri girdireceğiz. Adı. Direkt input kullanabiliriz. String. Adınızı giriniz. Ctrl D yaparsak şöyle çoğaltabiliyoruz hatırlarsanız. Maaş. Türkçe karakter S. Şey. Yıl. Yıl. Yani bu integer olacak. Maaşı virgüllü olabilir. Mesela float diyeceğiz. Aslında garanti almak için şunu da en iyisi float diyeyim. Belki yılını da 12.5 falan diye bir şey girerse. 3 veri okutturduk. String, float, float. Duruma göre arkadaşlar %10, 15 ve 25 ile çarpacak. %10 duruma göre. Buna benzer sanki daha önce yapmıştık. Eğer maaş değil, yıl. Yıl pardon. Yılı sıfırdan büyük. Tabii ki sıfırdan büyük olması lazım. Ama sıfırda girebilir belki. Print. Şimdi bir dursun arkadaşlar. Şurada bir hesap yapacağız. %10 maaşını %10 ile çarpacağız. Sayın bilmem ne bir şey mi diyeceğiz. Yani aşağıdaki onu biraz düşünelim. Şöyle dursun. Ha, onu böyle otomatik de tamamlıyormuş. 5'ten büyük. Ha, 10'a eşit ve küçükse de yine bir print yapacak. Bir şey yapacak onu sonra hesaplayacak. Bir tane daha var arkadaşlar. Bir tane daha var.
kısımlarını düşünebiliriz burada. Sayın vıdı vıdı vıdı, zamlı maaşınız vıt vıt. Yani şu uzun kelimeyi, cümleyi. Sayın boşluk artı hadi artı virgül, şurada bir virgül var bakın, boşluk nokta 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 TL. Kullanıcıdan aldığımız isim, yıla göre bir iş yapıyoruz, maaşını da burada kullanıyoruz. Maaşını ne yapacaktı? %10 mu olacaktı şu üstteki? %10, 15, 25. Bunu kopyalayıp aşağı yapıştıracağım aynısını. Ve içindeki maaş hesaplamayı değiştireceğiz. Maaşı %10'unu ekleyeceğiz. Maaşına artı, o da şöyle oluyor, çarpı 1.1. Çarpı 1.1. Eğer herhangi bir sayıyı 1 ile çarparsak %100'ü olur, kendisi olur. %10'unu hesaplamak için de şu virgüllü kısımdan sonra 1 yazarak hesaplıyoruz. Fakat tabii bu string'in içine, şuraları hep string. Şuraya kadar string. Bu da string. str. Ama burası başka bir şey. Float. Float olduğu için ne yapmamız lazım bunun başına? Bu bir float çıkardığına göre hesaplanan şeyi string'e çevirmemiz lazım. Ctrl C. Yapıştır. Yapıştır. 5 ile 10 arasındaysa %15. İşte şöyle, 1.15, %25 zam da şöyle oluyor. İşte bu kadar. Çalıştıralım. Adınızı giriniz. Maaşınız. Çalışma yılınız. %20, kaç, ne kadar zam yaptı acaba? 20 yıl olursa, tabii ki %25 olanı yapması lazım. 5 milyarın da %25'i, 4'te 1'i 1.250 yapar. Sonuçta maaş artı 6, 5 milyar artı 1.250 doğru. Bir tane daha yapalım. Ali maaşı 1.500. Kaç yıldır çalışıyor? 1 yıldır çalışıyor. Bir yıldır çalıştığına göre %10 zam yapacak. 1.500'ün %10'u, şurada bir virgül fazla geldi. Kuruşun çok küçüğü. 150 lira arkadaşlar. 1.500'ün %10'u 150 lira yapar. 1.650 de yapar. Bir de aradaki bir şey olsun. Aradaki mesela 8 yıldır çalışan, Allah maaşına 8 yazık. Neyse 8'in 8 yıllık bir vatandaş diyelim. 8 liralık maaşa 1.15 ekleyeceğiz. %15 kaç yapar 8'in? Bir bakalım. 1.15 9.2 tamam. %15'i ne bulmuş olduk. Tamam. Her ihtimal çalışıyor gibi gözüküyor. Çok fazla çalışan birisi, 20, 30 yıl, 40 yıl çalışan birisi de olsa hesaplar. Yeni girmiş, işe girmiş alanı da hesaplar arkadaşlar. Kısa bir program oldu. Veri girişi, karşılaştırmalar, hesaplamalar ve aralara işte Sayın Ayşe zamlı maaşınız, Sayın Ali. Şuradaki string'e çevirmede bir normalde tam çıkması gerekiyor ama şurada bir gariplik var Python'da. Şimdi girilen 3 sayının en büyüğünü bulunuz. Burada soru 5, soru 6. Şimdi bu soru kolaymış gibi gözüküyor. Bir satır, kısacık bir şey. Aa hocam ne kadar zor olabilir ki? Tamam. 3 sayı gireceğiz.
sayı 1. Float mı ilk mi diyeceğim. Şimdi bunların en büyüğünü bulacakmışız. Bir sürü sayı gireceğiz. 3 tane daha basit olabilir belki ama neyse. Bunların en büyüğünü nasıl bulacağız? Sayı 1 sayı 2'den büyükse ve sayı 1 3'ten de büyükse mantıklı olarak burada en büyük sayı hangisi olmuş olur? Bakın sayı 1 üçgendeki eşkenar eşit ikizkenar şeyindeki gibi eğer bu bundan büyükse ama 3'ten de büyükse o zaman arkadaşlar birinci sayı büyük olmuş oluyor. Tamamdır. Şimdi sayı 2 sayı 1'den büyükse ve sayı 2 sayı 3'ten de büyükse o zaman bu da kolaymış aslında. Evet. Sayı 3 1'den büyükse sayı 3 2'den de büyükse bunu kafadan hayal ederek yapıyoruz ama yani kağıt üzerinde de işte A, B, C sayıları varmış. Bu eğer bundan büyükse hem de bundan da büyükse o zaman en büyük A olur. B A'dan büyük, C'den de büyükse o zaman en büyük bu olur. C bundan büyük, bundan da büyükse en büyük C'dir. Bu üç şarttan else if program akışı başlıyor, şuradan çalışmaya başlıyor. Hangi kısımda true çıkarsa, true, her ikisi de true çıkarsa, bu true çıktı, bu da true çıktıysa, anında bu satıra gelir, bu işi yapıp geri kalanı yapmaz. Sadece bir ihtimali çalıştırır. Eğer hepsi birbirine eşitse ne olacak? Öyle bir durum da olabilir ama neyse şunu bir çalıştıralım. Birinci sayı 5, ikinci sayı 6, 7 diyelim. 5, 6, 7 hangisi en büyüktür? Tabii ki üçüncü en büyüktür. 7, 6, 8 yok 5 diyeyim. Bu sefer de birinci sayı büyük olur. Evet, doğru. 8, 9, 7. İkinci sayı en büyüktür dedim. Peki bütün sayılara aynı girersek ne olacak? Bütün sayılara aynı girdik diyelim. O ihtimali bulamadığı için ekrana bir şey yazamadı. Yani onunla ilgili bir şey yazmamışlar buraya. Büyüğünü, sadece büyüğü bulun demişler. O zaman burada en büyük sayı hepsi olur. Tamamdır. Bakalım şimdi ne olacak? Çalıştırır. 3, 3, 3. Tüm sayılar eşittir dedim. 0 girsek. 0 olabilir. Negatif sayılar olabilir mi acaba? Eksi 3. Eksi 1. Eksi 5. Ha. Şimdi negatif sayılarda acaba en büyük sayı nasıl olabiliyor? Onu düşünelim. Bunu enter basmadım daha. Şimdi sıfırdan küçükse buralar kolaydı. Hangisi daha büyük? İşte 3 büyük. Peki de bu tarafta olursa ne olacak? Eksi 3 mü büyüktür? En büyük. Eksi 1 mi en büyüktür? Sıfıra yakın olan arkadaşlar bu tarafa yakın olanlar arkadaşlar büyük sayılar oluyor. Eksi 99 yazıyor diyeyim. Oo, eksi 99 çok büyük bir sayı. Aslında tam tersine. Peki bu durumda da en büyük olan eksi 3 mü, eksi 1 mi, eksi 5 mi? Eksi 1. Tamamdır. Gelelim. Enter'a basıyoruz. Eksi 1. İkinci sayı en büyük olanıdır. Şimdi burada birinci, ikinci, üçüncü diyor ama insanın kafası karışıyor ya. İkinci hangisiydi ki? İkinci girilen en büyük diyor ya. Ama hangisiydi onu bilmiyoruz. O yüzden şunları yanına, önüne, arkasına, arasına o sayıyı da bir yazdırıversek güzel olur bence.
Şöyle yapalım. Birinci çift tırnaklarla arasını koparttım. Buraya gelip string'e çevir. Neyi string'e çevir? Sayı 1'i. Şu arayı koparttım arkadaşlar. Ctrl C'ye basıyorum bu arasını. Şuraya imleci getirip alt. Heh, tamam şimdi oldu. Alt tuşuyla arkadaşlar her bastığınızda iki, bakın imleci iki tane oldu. Yapıştır dersem ikisi birden yapışacak. Gördünüz mü? İkisini birden aynı anda yapıştırdım. Sayı 2, sayı 3. Kaydet dememize gerek yok. Zaten otomatik kaydoluyor. Çalıştırdık. Şimdi ne diyorduk? Herhangi bir iş yapıyoruz işte. 1, 2, 3. Üçüncü 3 girilen en büyük sayıdır. Bir daha çalıştırıyorum. İşte 9, 99, 44. İkinci 99 en büyük sayıdır. Evet. Her şey yolunda gibi gözüküyor. Yazının içine sayıyı gömdük. Gidip de adını soyadını filan yazarsan olacak hocam. Tabii ki program çalışmaz. Yani gelip de buraya garip garip şeyler yazdı diyeyim ve daha ilk satırda göçmüş oldu. Program kapandı. Böyle bir şey ne yazıyorsun diyor. Yani integer olarak nasıl çevireceğim ben de bilmiyorum. Evet, soruları bitirdik. Kapatıyorum, küçültüyorum. Burada ayrı ayrı if'ler var. Önceki hafta yaptığımızda, daha önceki hafta, işte alabilir alamaz, buldum bulamadım, ismi aramış, bulamamış. Bu iç içe if olmuyor. Yani bunu alıp da komple şunun içine atsaydık o zaman if'in içine bir tane daha if olurdu. 40 yaş altında olan kişileri tercih ediyor iş başvurusunda. Sonra da başka sorular soruyor. Eğer 40 yaşının altındaysa başka sorular soruyor. Eğer öbür türlü durumda ise diyor ki kritere uymadınız deyip direkt program kapanıyor. Şimdi şurada bir else var ya. Bakın. Burada da else var. Bu else kimin else'i? Şu else kimin else'i? Şurada bir tane daha var. Hangisi hangisinin olduğunu aslında tab tuşuna basıp da ilerittiriyorsunuz ya. Tab, tab. Böylece şu blok farklı olmuş oluyor. Şuradaki if bloğu bunun oluyor, else'in oluyor. Şuradaki else de buradaki if'in olmuş oluyor. Peki bu kim? Bir if'te arkadaşlar, bir if'te bir kere else kullansak iyi olur. İki kere else yaparsak saçmalar. Saçma bir şey olmuş olur. Yani buradaki örnek biraz kötü olmuş. Yanlışlıklar var gibi geliyor bana. İsterseniz alalım. Şöyle alalım. Ctrl C. Copy. Yapıştır. Çift tırnakları düzelt. Ctrl E. Çift tırnak yap. Tümünü değiştir. Şurada bir tane daha kapanışları var. Ctrl E. Çift tırnak tümünü değiştir. Tamamdır. Şimdi şurada hala kızıyor çünkü ileri ittirmemiz, tab tuşuyla ileri ittirmemiz gerekiyordu. Caps Lock'un üzerindeki tab tuşuyla bastım. Bastım. Düzeldi. Ama daha bitmedi. If iki kere tab. İki kere tab. Yani tam da dediğim gibi oldu. Yani şimdi else yapmış burada. Else komutunu kullandı. Şu else. Ama peki bu else kimin? Bu else de bunun olsun hadi. Tamam. Peki bu vatandaşlar ne olacak? Bunlar gariban kaldı. Bunu düzeltmemiz lazım. Ya da bunlar düzeltiyor mu hocam? Bunu toparlamamışlar. Yanlış bir şey, bir örnek vermişler ama düzeltmemişler arkadaşlar. Şimdi 40'tan küçükse değilse kesip buraya yapıştırsam ama bu sefer de buna kızıyor. O zaman iki tane else'den de şunu silelim. Şimdi acaba ne oldu? 40'tan küçükse bunları soruyor. 80'den büyükse yaşlı diyor. Bunların hiçbiri değilse yani 40'tan küçük, 80'den büyük
Değilse onun zaman ne kalır o zaman? Bu da saçma bir program olmuş. Şöyle bir doğru yapalım. Şimdi 40 yaşına bakıyor. 40 yaşından küçük olduğuna bakıyor. 80'den büyükse de yaşlı diyor. Bu aradaki vatandaşlar şurası ne olacak? Buna da arkadaşlar şöyle diyecek. Aslında burası oluyor muhtemelen. Bu oluyor. Hop şöyle zıplayalım buraya. Yani güzel bir örnek olmamış aslında. Bunu biraz toparlamaya çalıştık ama neyse. Bakalım çalıştıralım. Düzeltmeye çalıştık programı. Yaşınızı girin. 50 girelim. Yanlış değer girdiniz diyor. Yani aslında 50 de bir yaş değil mi? Yani neyse. Bir daha çalıştırıyorum. Mesela 5 yaşında yapalım. Üniversite mezunusunuz. Hayır. Hayır. İşe alınmadınız. Peki şöyle yapsaydık ne olurdu? Yani ben 10 yaşındayım. Üniversite mezunuyum. Sürücü belgem yok. İşe alınmadın diyor yine. 15 yaşındayım. Üniversite mezunuyum. Sürücü belgem de var. Yine işe alınmadım. Şuradaki E harfi küçük harf olduğu için olabilir mi acaba? Bir daha deneyeceğim. 15 büyük E büyük E. Heh, şimdi işe alındık. Bakın bir önceki örnekte E'leri küçük harf yazdığım için anlamadı. E'ler küçük harf değil, büyük harf olacakmış. Ama şu durum da biraz garip. Yani 15 yaşındaki birisini işe alıyor. Yaşı tuttu. Şunları da yalan söyledik diyelim. İşe alındık yani. Evet, garip bir örnek olmuş. İç içe if kullanırken özellikle şunu söyleyeyim tekrar. Tab tuşuna bir kere bastığınız zaman bu if'in tabu olmuş oluyor. Bunun bloğu olmuş oluyor. Bir daha if'in içine bir daha taba basarsanız şuranın bloğuna geçmiş oluyorsunuz. İkinci if'in içteki if'in bloğuna geçmiş oluyorsunuz. Buna dikkat edin. Else'leri birbirine karıştırmayın. Bu else bunun if'i, else'i. Bu else de buradaki if'in else'i. Bunlara dikkat edin diye tekrar söyleyeyim. Bunu hafta 6'ya kaydetmişiz. Buradan alalım.